1953'te İngiliz araştırmacılar Watson ve Crick, üzerinde çalıştıkları büyük buluşun önemini belki de tam olarak bilmiyorlardı. Canlıların genetik şifresi kabul edilen DNA'nın yapısını çözerek dünyanın gidişatını değiştireceklerdi. Bu büyük buluşlarıyla Nobel ödülü kazanmışlardı. Onların keşifleriyle hızla gelişen genetik bilimi, ilerleyen yıllarda müthiş bir ivme kazandı. DNA kodları üzerinde yapılan çalışmalar, birçok hastalığın genetik temelini ortaya çıkardı. İnsan Genomu Projesi, 18'den fazla ülkenin ve binlerce bilim adamının katılımıyla DNA'nın şaşırtıcı sırlarını çözmeyi planladı. DNA şifrelerinin ayrıntılarıyla tespit edilip elde edilen sonuçların tüm bilim adamlarının kullanımına açılmasıyla sağlık alanında çok yeni bir dönem başlamış olacaktır. Böylece çok yakında kişiye özel ilaç yapımı mümkün olabilecek, her kişinin tüm genetik özelliklerinin bulunduğu bir bilgi bankası oluşturulacak, insanlar yüzlerce cilt dolduracak kadar çok bilgiyi genetik kartlarında saklayabileceklerdir. Bu şekilde birbirlerinden küçük de olsa farklılıklar gösteren hastalıklar arasında ayrım yapılabilecek ve kişiye özel tedavi imkanları ortaya çıkacaktır. İnsanlar doktor ya da ilaç bulamadıkları için, geç veya yanlış tedavi yapıldığı için çaresizlik yaşamayacak, her ihtiyacı olana o an yardım edilecektir. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bulacak. İnsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası boşa gitmeyecek. Genetik bilimindeki gelişme, insan hayatından başka bir alanda da insanlığa büyük yararlar sunmaktadır. Tarımda. Bitkilerin DNA'larında hastalığa sebep olan bozuklukların iyileştirilmesi, bitkinin kalitesinin ve dayanıklılığının artırılması yavaş yavaş mümkün olabilmektedir. Gen teknolojisi sayesinde soğuğa, sıcağa ve diğer dış etkilere dayanıklı bitkilerin üretilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde herhangi bir üründeki protein ya da vitamin oranlarının artırılması, DNA parçalara aktarılarak sağlanabilecektir. Tohumlar üzerinde yapılan bu genetik çalışmalarla her türlü zararlı etki azaltılmaya çalışılmakta, önceden sadece belli mevsimlerde yetişen bitkilerin 4 mevsimde de yetiştirilebilmesine çalışılmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonuçlanması, tarım alanında çok büyük bir bolluğun ve bereketin habercisi olacaktır. İşte filmimizin başında bahsettiğimiz, Mehdi zamanında ürünlerde yaşanacak bolluk ve bereketin bilimsel yollarından biri budur. Altın çağın getireceği bolluk ve bereketin bir diğer temeli ise,
insanların çoğunun hiç tahmin etmedikleri bir yerde atılmaktadır. Bu durum, Peygamberimizin hadislerinde yüzyıllar öncesinden bildirilmiş bir durumdur. O zaman ümmetim, iyisi kötüsü hepsi de mislini görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara bol yağmur gönderir. Arz nebattan bir şey saklamaz. Mal hakir olur.